Mehmet Şeker. Gerçekten aynı dilimi konuşuyoruz. Meclis açıldı. Gelse o şuh meclise denilen kim varsa hepsi geldi. Hayırlı olsun. İki önemli konu var gündemde. Biri af konusu, diğeri yaklaşan yerel seçim. Kimse kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla ittifaklar söz konusu. CHP baştan beri yasal bir ittifak olmayacak diye tutturdu. Ne yani? Yasa dışı ittifak mı olacak? Kanunsuz bir iş mi tutacaksın? Elbette hayır. Sandık ittifakı, millet ittifakı, seçmen ittifakı, vatandaş ittifakı gibi tanımlar getiriyorlar. Lakırdı bunlar. Hem ittifak arayışımız yok de, hem HDP ile görüş, İP ile görüş, hangi parti nerede güçlüyse ona yüklenileceğini ilan et, sonra da yasa masa, esas dava, tasa. Kanun dediğiniz, yasa dediğiniz kul yapısı ihtiyaca göre değişebilir. Daha önce defalarca yapıldığı gibi. Aynı ülkedeyiz, aynı dili konuşuyoruz güya. Gerçekte ise fark var. En basiti biri elma deyince diğerinin zihninde canlanan elma değil başka bir nesne. Coğrafyayı kaderle ilişkilendirmek sıradan bir tespit değil. İklim, siyaset, insanların fiziki yapısı ve dilleri ister istemez coğrafyadan etkilenir. Her coğrafyanın yörenin kendine has bir konuşma şekli vardır. Şiveler, lehçeler, ağızlar birbirine pek benzemez. Ağızlar da öyle. Her ne kadar şi ve lehçe ağız kavramları birbirine karıştırılsa da bazen bunlardan biri dil, lisan anlamına kullanılsa da bir şekilde anlaşma sağlanır. Doğrusunu görmek için sözlükteki tanımlara bakalım. Lehçe, bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Coğrafi ve kültürel etmenler bu ayrılmada rol oynar. Lehçelerde ses, şekil ve kelime ayrılıkları çok büyüktür. Bazı dilciler büyük ayrılıklarda lehçeyi başka bir dil olarak kabul etmeyi de önerirler. Çuvaşça ve Yakutça Türkçenin lehçeleridir. Şive, bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış koludur. Ayrılıklar lehçede olduğu kadar değildir. İstanbul'da gelirim derken Türkistan şivesinde kelürmen denir. Ayrılık yazı diline girmiştir. Ağız, aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Karadeniz ağzı, Konya ağzı gibi. Ülkeler, bölgeler, şehirler, ilçeler bir yana. Köyden köye fark bulunur bazen. Hatta partiden partiye bile ayrışır. Yazarken kurala uygun yazılsa bile telaffuzda sözler değişir. Ankaralılar kendi memleketinden bahsederken Ankara derler. Kastamonlular Gastamonu. Kırşehirliler Kırşehir. Trabzonlular Trabzon. Denizliler Dengizli. İstanbul durur mu? Onlar da İstanbul derler. İ'nin noktasını görmezden gelir atarlar. Kayserililer Kayseri, Konyalılar Konya. Bazı Kütahya köylülerinin Kütanya dediklerini gördük. Sivaslılar Suvaz'dan vazgeçmez. Gaziantep'liler için şehrin adı Entep'tir. Gazilik baki. Tokatlılarsa Togat der hep özellikle kendi aralarında konuşurlarken. Nişan taşındaki dükkanında avize satan bir tokatlı avizelerden bahsederken bu yoğuşmalı dediğinde o sözü duyan müşteri şaşkınlığa düşer. Onun neden bahsettiğini anlamakta zorlanır. Düşünür ki yoğuşmalı tabiri kombiler için kullanılır. Avize nasıl yoğuşmalı olabilir yoksa bu aydınlatmada yeni bir teknoloji mi? Halbuki adamın kastettiği o avizenin şişhane yokuşunda bulunan diğer dükkanda yapılmış olmasıdır. Tokatlı aslında yokuşmalı demektedir. Umur Beyliler de kendi ilçelerinden bahsederken gemlik yerine gemnek derler. Bu kızılcıkları gemneye bazara götürüp satalım da cebimiz iki kuruş para görsün. Trabzon'da bir öğretmen karnelere not verecektir. Çocukların sınav notlarını hesaplamış, kanaatini kullanmış, bütün notları tespit etmiş, sıra gelmiş listeyi doldurmaya. Birine yedi verecek, yazmış onu. Verilen notun rakamla yazılması yetmiyor, yanına bir de yazıyla yazılacak. Bizimki tereddüt etmiş, arkadaşına danışmış. Ha bu çocuğa yedi vereceğim. Ver. E, yediyi yazdım. Yalnız yanına da malum yazıyla yazmak gerektir. Ha bu yedi yazıyla nasıl yazılay? Drabzon'un D'siyle mi? Diyarbakır'ın D'siyle mi? Arkadaşı düşünmüş o da içinden çıkamamış. En iyisi sen git onu müdür yardımcısına danış. Gitmiş müdür yardımcısına anlatmış durumu. Can alıcı soruyu sormuş. Ha bu yedi yazıyla nasıl yazılay? Drabzon'un D'siyle mi? Diyarbakır'ın D'siyle mi? Müdür yardımcısı düşünmüş, düşünmüş. Problemi kökten çözecek cevabı vermiş. Ver ona sekiz. Mehmet Şeker, Yeni Şafak.